ve çıkış yapıldı. Su aygırıyla yaptıkları yüzme yarışının liderliğini Nil timsahı alıyor. Şu an akıntıya karşı yüzüyorlar ancak timsahın zorlu sularda yüzecek şekilde yaratılmış bir gövdesi var. Nil timsahları iki buzdolabı ağırlığındadır ve dünyanın en ağır sürüngeni oldukları düşünülmektedir. Bu timsahların yüzme hızı saatte 35 kilometreye ulaşabilir. Su aygırları aslında yüzemez. Bunun yerine nehrin dibine basarak yürürler ve suyun altında bulundukları büyük kayalara basarak kendilerini ilerletirler. Suyun içinde kayarak ilerlemek istedikleri zaman burun deliklerini kapatabilirler. Ancak ulaşabilecekleri hız timsahlarınkinden çok daha azdır. Timsah kıyıya ulaşıyor ve araziye çıkıp koşmaya başlıyor. En iyisi yoldan çekilin. Çünkü düz arazide hızla ilerleyebilen su aygırı timsaha yaklaşmaya başlıyor. Devasa gövdelerine rağmen su aygırları insanlardan hızlı koşabilir. Timsah suyun içinde açık ara öndeydi. Ancak bitiş çizgisine ilk önce karada çok daha hızlı olan su aygırı varıyor. Evet, yarış bitti arkadaşlar. Mip mip. Şimdi karşınızda Roadrunner lakaplı koşar guguk var. Hey, neden kaçıyorsun? Aa, bir saniye. Çakal hızla ona yetişiyor. Şu an tam arkasından koşar guguğu takip ediyor. Koşar gugukların bir türü olan büyük koşar guguklar saatte 32 kilometre hızla koşabilir. Hatta acıktıklarında daha da hızlıdırlar. Çizgi filmlerde gördüklerinizin aksine çakallar aslında büyük koşar guguklardan yaklaşık 2 kat daha hızlıdır. Ama gerçek ne olursa olsun çizgi film versiyonları çok daha komiktir. Birinci kulvarda Güney Amerika'nın sık ormanlarında yaşayan ve dünyanın en yavaş hayvanı olan tembel hayvan bulunuyor. Onun hemen yanında ikinci kulvarda ise bildiğimiz bahçe salyangozlarından biri var ve dünyanın en yavaş yarışı başlıyor. En yüksek hızı saatte 0,3 kilometre olan tembel hayvana hareket eden dev yastık da denmesi hiç de şaşırtıcı değil. Yani en azından ben bu hayvanlara öyle diyorum. Salyangoz iyi bir başlangıç yapıyor. Bu hızla küçük bir mahalleyi dolaşması yaklaşık 1 saat sürer. Bu kemiksiz hayvanın koruyucu salgıyla kaplı tek bir ayağı vardır. Tam göremiyorum ama sanırım tembel hayvan hala aynı noktada duruyor. Evet, şu an uyuyor hatta. Muhtemelen bütün yarış boyunca uyuyacak. Tembel hayvan günde 15 saat uyuyabilir. Yani ömrünün yarısından fazlasını uyuyarak geçirir. Aa, bakın, salyangoz açık renkli bölgeden çıktı. Bir sonraki durağı koyu renkli bölge. Yarış çok başa baş geçiyor. Ancak sonucu öğrenmek için tembel hayvanın uyanmasını beklememiz gerekecek. Boz ayılar insanları koşarak rahatça geçebilir. O sırada piknik yapıyorsanız ve biraz fazla leziz bir şeyler pişirdiyseniz öğle yemeğinizi geride bıraksanız iyi olur. Bir insanın koşabileceği en yüksek hız saatte 45 kilometredir ve rekorun sahibi Usain Bolt'tan başkası değildir. Bu durumda Bolt muhtemelen bir ayıdan zamanında kaçıp uzaklaşabilir. Ancak siz Bolt'tan daha yavaş biriyseniz, ki zaten öylesiniz, başınız ciddi belada demektir. Bir insanla boz ayı arasındaki bir sürat yarışında insan her seferinde ayının öğle yemeği olur. Peki ama ayı cinslerinin hepsinin arasında en hızlı olan hangisidir? Kutup ayıları, boz ayılar, kahverengi ayılar, Malaya ayıları ve sevimli pandalar. Yerlerinize hazır, başla! Heyecan son raddede. Boz ayı ve kahverengi ayı baş başa gidiyor. Kahverengi ayılar rahatça boz ayılar kadar hızlı koşabilir. Yarıştaki en küçük ayı ise Malaya ayısı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ya da boyunda, her neyse. Bu cinsin diğerleriyle boy ölçüşmesi imkansız. Kutup ayısı harika bir başlangıç yapmış olsa da ne boz ayının ne de kahverengi ayının hızına sahip. Boz ayı liderliği ele geçiriyor. Hayır, lider tekrar kahverengi ayı oluyor. Ve şu an boz ayı tekrar liderliği alıyor. Ama bir dakika, panda nerelerde? O ne yapıyor? Herhalde bir yarışta olduğunun farkında değil. Ama şu şeyin ne kadar sevimli olduğuna bakar mısınız? Üçüncü bambusunu mideye indirdi bile. Bir panda günde 13 kilogram bambu yiyebilir. Bu da bayağı bir bambu demektir. Heh, nihayet bambu yemeyi bırakıyor. Bir kestirme buluyor ve şu an tepeden aşağı yuvarlanıyor. Boz ayıyla kahverengi ayıyı hızla geçiyor. Her şey bitti. Bu yarışın kazananı panda oldu. Üzgünüm ayı dostlarım, hepimiz pandanın pek de hızlı olmadığını biliyoruz. Ancak aslında pandalar en yavaş ayı cinslerinden biridir. Fakat siz olun, tepeden aşağı yuvarlanan bir panda görürseniz hemen oradan uzaklaşın. Bir Boeing 747'nin azami hızı saatte yaklaşık 1000 kilometredir. En hızlı kuşsa gri başlı albatrostur. Bu kuşun hızı saatte 130 kilometreye ulaşabilir ve bir yere konmadan yaklaşık 10 saat havada kalabilir. Ala doğanlar daha hızlıdır. Ancak bu hıza avlarının üzerine doğru dalarken ulaşabilirler. Aman güvercinler, dikkat edin. Vay canına. Büyük uçakların havalanması uzun zaman alır. Ama albatroslar için bu öyle mi dersiniz? Hayır, bu kuş saniyeler içinde havalanabilir. O yüzden albatros şu anda önde. Ama birkaç dakika sonra ne olacağını kim bilebilir?
Hadi fazlasıyla yavaş olan dostumuza geri dönelim. Güzel tembel hayvan sonunda uyanmış. Ancak şu ana kadar sadece kolunu kaldırıp o ağaç dalına ulaşmayı başarmış. Bahçe salyangozu ise hala o büyük kayayı aşmaya çalışıyor. Başka bir hayvanın kahvaltısı olmak istemediklerinden tembel hayvanlar zamanlarının çoğunu mümkün olduğunca hareket etmeden geçirir. Bu yarış için pek iyi bir antrenman tarzı değil, ne dersiniz? Ama bir dakika, yarışa üçüncü bir hayvan dahil oluyor. Bu bir Galapagos kaplumbağası. Tankı andıran bu hayvanı güçlü ön ayakları taşır ve bahçe salyangozundan tam 6 kat daha hızlıdır. Evet, yarış ilginç bir hal alıyor. Şimdi önümüzde 100 yıl sürecek bir yarış var. Kaplumbağa koşuyor ve önündeki her engeli aşıyor. Onu hiçbir şey durdurmuyor. Hey, hile yapmak yok tembel hayvan. Aşağıya ağaç dalı atmayı kes lütfen. Yerin derinlerinde köstebeğin biri etrafı iyice kazıyor. Köstebekler kendi vücut ağırlıkları kadar solucan yiyebilir ve yeri saatte 8 kilometre hızla kazabilir. Amerikan porsuğu dünyanın yeri en hızlı kazan hayvanıdır ve karada şaşırtıcı derecede hızlıdır. İyi bir gününde hızı neredeyse bir insanınkiyle yarışabilir. Amerikan porsuğu tünel kazma yarışını rahatlıkla kazanıyor. Köstebeğin nereye gittiğini görmemesi çok kötü oldu. Köstebekler aslında kör değildir ama görme yetenekleri çok zayıftır ve renk körüdürler. Yerin altındayken de gözlükleri bir işe yaramaz. Sıra gururlu çitalara geldi. Çitanın biri bozkırda muazzam bir süratle koşuyor. Milyonlarca yıldır karadaki en hızlı memeli benim. Bu yarışı kesinlikle ben kazanacağım dediğini görebilirsiniz. Kayıtlara geçmiş en süratli çita Sara adında bir çitaydı. Bu çita 11 yaşındayken 100 metreyi 6 saniyenin altında koşmuştu. Bir çita mideye indirecek lezzetli bir şey görürse saatte 130 kilometre hıza çıkabilir. Sara Amerika'daki bir hayvanat bahçesinde büyüdü ve büyürken köpek yavrusu arkadaşı olan ilk çitalardan biriydi. Alexa ile Sara'nın inanılmaz bir dostlukları vardı. Sara'nın üzerinde ise alçak gönüllü küçük bir yarasa havada süzülüyor. Bu sırada da Sara'nın yavaşmış gibi algılanmasına sebep oluyor. Brezilyalı serbest kuyruklu yarasa saatte 160 kilometre hıza ulaşabilir. Keza bu da onu dünyanın en hızlı memeli hayvanı yapar. Biraz küçülmeye ne dersiniz? Kulvara ilk Avustralya kaplan böceği geliyor. Bu böcek saatte 10 kilometre hızla hareket eder. Bu da çok hızlıymış gibi görünmeyebilir ancak boyutuna kıyasla şimşek hızında bir sürattir. Yani bu hız, hızlı trenin yanı başında koşabilen bir insan gibi bir şeydir. İç kulvarda koşan böcek ise gümüş sahra karıncası. Karıncalar takım oyuncusudur ve birlikte çalışırken onlardan daha güçlüsü yoktur. Ancak tek bir karınca bile inanılmaz derecede güçlü olabilir. Bir karınca kendi ağırlığının yüzlerce katını kaldırabilir ve hiç durmaksızın koşabilir. Usain Bolt saniyede 4 adım atabilirken gümüş sahra karıncası 50 adım atar. Bilim insanları en yüksek hızlarına ulaşan bu küçük karıncaların 4 nala koşmaya başlamaktan hoşlandıklarını bile keşfettiler. Sırada son yarışmacımız var. Kendisi dünyanın en hızlı hayvanı. Evet, minik bir akardan bahsediyorum. Bu böceğin boyutu yalnızca bir susam tohumu kadar. Bu mikroskobik canlı, saniyede vücut uzunluğu olarak kat edilen mesafe göze alınınca gezegendeki her şeyi geride bırakmaktadır. Bu böceklerin kaplan böceklerinden neredeyse 2 kat daha hızlı koştuğuna inanılıyor. Keza bu böcek bir insan boyutunda olsaydı ses hızından daha hızlı koşabilirdi. Yavaş gillere geri dönüyoruz. Acaba bitişe gelmişler midir? Kaplumbağa hala başı çekiyor. Salyangoz nihayet o büyük kayayı aşmış. Tembel hayvansa ikinci dala doğru yola çıkmış. Kaplumbağanın yarışı bitirmesine 1 metre var. Vay canına. Bu heyecana daha fazla dayanamayacağım. Ama sanıyorum ki bir latte içmek için hala zamanım var.